arkadaşlar. Merhaba Endemik Yayınları'nın Yeni Taz geometri Kitabı'ndan dörtgenler bir testini sizler için çözmeye çalışacağız. İlk sorumuzdan başlayalım. Bu ikiz kenar eşkenar üçgeni birleştireceğiz arkadaşlar. Orta kenarlarını kullanılarak. Eşkenar olduğu için zaten bu üçgenlerden birleştirdiğimiz fark etmez. Şuraya ekleyelim biz. Şu şekilde. Şöyle birleştirilmiş arkadaşlar. Şurası kaç derece olacak? 40 derece. Zaten eşkenar olduğu için Burası 60. Burası 60. Burası 60. Şu ikiz kenarda 180 eksi 40, 140 bölü 2'den buralara 70'er derece gelecek arkadaşlar. Bu dörtgenin iç açıları neler diye baktığımızda 70'i görüyorum ben burada 70 var. 60, 70 daha 130 var. 60, 40 daha 100 var. 60'ımız var demek ki 120'yi biz bu dörtgende elde edemiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bakın şurada zaten bir eşkenar üçgen oluşmuş. Bu eşkenar üçgenin iç açıları 60'ar derece olur. Yani şuranın tamamı kaç derecedir arkadaşlar? 60 derece olmalıdır. Şu şuraya da K noktası dersem AK ile KB de eşit olduğu için arkadaşlar AK ile KB şu bir ikiz üçgendir. Ben şuraya X açısı dersem şurada ne açı demem gerekir? X açı demem gerekir. Yine BK da KC'ye eşit olduğu için bu da ikiz kenardır. Y dediğinde burası Y olmalıdır. Bütün şekle baktığımda 60 derece var. Artı şurada x artı x'ten 2x'imiz var. Y artı y'den 2y'miz var. Bunun kaç derece olduğunu biliyorum ben. Burası dörtgen olduğu için. 360 derece olduğunu biliyorum. 60'ı karşıya attım. 2 parantezine aldım. X artı Y eşittir. 360 eksi 60'dan 300 derece. Buradan X artı Y'miz 300 bölü 2'den 150 derece bulmuş olacak. Zaten bize de ABC açısını yani X artı Y'yi soruyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Üçüncü sorumuza devam edelim. Böyle bir dörtgen verilmiş. Şu iki açısı birbirine eşit. Bu dörtgen çevre uzunluğu soruluyor bize arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar burada. Ee, şurayı bir uzatsak. Şurayı da uzatsak şöyle. Şu iki açı birbirine eşit ya. Şurada bir x kenar üçgen oluşuyor arkadaşlar. Ben şuraya x birim dersem. Burası x artı 6 oldu. Buranın tamamı da x artı 6 olmalı. 5'i buradaysa buraya ne kaldı arkadaşlar? x artı 1. Şurada Pisagor'dan x uzunluğunu hesaplayabilirim. Şurası 3 demiş. Ben x'e 4 versem 3, 4, 5 üçgeni gelir. Demek ki şuranın kaç birim olması gerekiyor? 5. Buranın kaç birim olması gerekiyor arkadaşlar? 4. Bakın şuradan şöyle bir paralel çekelim. Şuraya. Şuraya alfa dersen burası da alfa. Paralellikten burada alfa oldu. Burası 5 birimse burada kaç birim olması gerekir arkadaşlar? 5 birim olması gerekir. Şurası 5 birim olması gerekir. Doğru mu? Ee, şimdi burayı 5 birim bulduk. Aslında şurayı şöyle birleştirdiğimizde bakın muhteşem üçlü işte oluşuyor. Çünkü burası tam orta noktaya geliyor demek ki. Oradan ilerleyebiliriz. Ee, ya da şuradan da yapabiliriz arkadaşlar. Burası 5 5 geldi. Doğru mu? Şuradan şöyle dikindirdiğimizde şurası da kaç birim olur? 5. 6'nın 5'i buradaysa buraya 1 geldi. 3 ise şu karşısı 3 oldu. Pisagor'dan 3'ün karesi 1'in karesi dedik. 9 artı 1'den 10 geldi. Burası kök 10 oldu arkadaşlar. Bakın şurası 5'e 10. Şunlar da paraleldi. Demek ki 1'e 2 benzerlik var. Burası kökonsa buraya da kökon yazmalıyız ki 1'e 2 benzerlik burada da sağlanmış olsun arkadaşlar. Şeklimizin çevresi 5, 3 daha 8, 6 da buradan 14 2 kökon da buradan 14 artı 2 kökon olarak hesaplanmış oldu arkadaşlar. Pardon 14 artı 2 kökon buradaymış. Dördüncü sorumuza geçelim. Yine şuradaki üçgeni alfa kadar ok yönünde döndürdüğümüzde diyor. Yani döndürdüğümüzde alfa burası da alfa olduğu için A noktası etrafında alfa açı kadar bu şekilde döndürüyormuşuz. Şu üçgenin şuraya gelmesi gerekir. Şöyle olur arkadaşlar. Şuradan şöyle. Alfa burası da alfa olacak. Zaten burası 6 idi. Tam bunun üstüne denk gelecek arkadaşlar. 6'ya 6 olduğu için şuradaki uzunluk da 6 olacak. 8'in 6'sı buradaysa buraya 2 kalmış olacak arkadaşlar. Mesela şuraya beta açısı desek. Şurası da beta açısı olacak. Şuraya e, C açısı dersem. Zaten ikiz kenardan burada C idi. Döndürdüğüm zaman üçgenin burada oluştuğu için burası da C olmalı. C artı alfa. 2 iç açının toplamı bir dış açı yapar. Burada C artı alfa olmalı. Şuraya ne kaldı arkadaşlar? Alfa kalmış oldu. Evet şimdi bize 6 6 4 8 vermiş. A B üssü C. Şimdi burası A B üstü demiş. B üssü buraya d'nin olduğu noktaya geldi. Yani burası B üssü oldu arkadaşlar. C demiş. C üssü şurayı sormuş. Şurayı da birleştireceğiz şu şekilde. Çünkü C'yi de buraya taşımış olduk değil mi? A, B üstü, C, C üstü dörtgeninin çevresi kaç birimdir demiş. Şimdi şurası 8'di zaten. Çizdiğimiz zaman burası da kaç geldi arkadaşlar? 8 birim gelmiş oldu. Burası 8. Şurası 4. Yani bize şurası lazım arkadaşlar. Şuradaki uzunluk lazım. Şurada bir ikizkenar üçgenimiz var. Ee, onu şöyle yapabiliriz bence. Şu ilk üçgendeki açı ortay özelliğine bakarsak. 8'e 4 olmuş. O zaman 6'ya buraya kaç gelmesi gerekir arkadaşlar? 3 gelmesi gerekir. Ee, bakın şimdi şu üçgenle şu üçgende benzerlik yapacağım arkadaşlar. 8, alfa, 8, 6, alfa, 6. Yani bunlar benzer üçgenler. Kenar açı kenardan. Benzerlik olanım 6 bölü 8'den 3 bölü 4. Burada alfanın karşısına kaç gelmiş? 3. Demek ki burada alfanın karşısına kaç gelmesi gerekir? 4. Dolayısıyla şu birleştirdiğim uzunluğun kaç olması gerekiyor arkadaşlar? 4 birim olması gerekiyor. Bana şimdi şu şeklin çevresini sormuş. 8 buradan 6 buradan 14. 4 de buradan 18. 4 de buradan 22 birim olarak e, ee, bulmuş olacağım şeklimin çevresini arkadaşlar. Evet şu sorumuza geçelim. Buradaki uzunlukların her biri birer birimmiş. Şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim o zaman arkadaşlar şurası. Burayı sayarsam 1, 2, 3, 4, 5 birim. Şurası da 5 birim. Bakın cetvelden 3'ten 8'e kadar olduğu için şurası da 5 birim. Zaten bu ikiz kenar dik üçgen şurayı şöyle tamamlarsak Şu iki uzunluk birbirine eşit olması gerekir. Şuraya K noktası dersem KA uzunluğuyla KB uzunluğunun birbirine eşit olması gerekir. Çünkü ikiz kenarda iki üçgen. Burada 5 yazıyor. Şurada da 6 yazıyor. Şuraya ben X dersem şu kadar. Şu şu kısma. X artı 6 benim ikiz kenarda iki üçgenimin bir kenarı olur. Burası zaten 90 derece geldi. Niye? 45-45-90. Şurası x artı 6. Bu tarafta x artı 6 olmalı. 5'i buradaysa şuraya ne kalmış olacak? x artı 1. Yine x, x artı 1, 5 var. Burada pisagor yapabilirim. Ama hipotenüste 5'i görünce 3, 4, 3, 3, 4, 5 üçgeni düşünebilirim. x'e 3 verirsem burası da 4 olur. 3, 4, 5 üçgeni sağlanmış olur. Demek ki benim şu büyük üçgenimin kenar uzunluklarını ben bulmuş oldum. 5 buradan, 4 buradan, 9. Bir kenarı 9'sa alanını hesaplasam 9 çarpı 9 bölü 2'den 81 bölü 2. Bundan da şuradaki üçgenin alanını çıkartırsam 3 çarpı 4, 12 bölü 2'den 6'yı yeşil üçgenin alanı, yeşil şeklin alanını bulmuş olurum. 2 kere 6, 12, 81'den 12 çıkarsa arkadaşlar 69 bölü 2 olarak istenen alanı bulmuş olurum arkadaşlar. Evet. Şöyle bir şekil vermiş. Yeri paralel dikdörtgen şeklinde burası. şu uzunluğu soruyor bize. Şuraya x diyelim. Bu da şöyle yapalım arkadaşlar. Şurayı uzatalım. şu birleştirdiğim uzunluğu a diyeyim. Şuraya b diyelim. Şu k'dan buraya kadar olan uzunluğu da c diyelim. Aynı mantıkla burayı da uzatalım arkadaşlar. Yine burası da A olacak. Yere paralel olduğu için. Şurası A. Yine buranın tamamı C oldu. Şuraya da arkadaşlar E diyelim. Bakın şimdi şurada ben Pisagorlar yazacağım arkadaşlar. Ne yazacağım buralardan? A kare artı B kare eşittir 3'ün karesi. A kare artı B kare eşittir 3'ün karesi 9. C kare artı B kare de 4'ün karesinden 16. Yani B kare artı C kare eşittir 16 iki tane dik üçgenden yazdım. Şurada biz B'leri yok edelim. Farkını alırsak C kare eksi A kare eşittir. 16 eksi 9'dan kaç gelir arkadaşlar? 7 gelmiş olur. Şimdi bu tarafta yazıyorum. A kare artı E kare eşittir. 5'in karesinden 25. E kare artı C kare. E kare artı C kare eşittir. X kare diyorum arkadaşlar. Burada da E kareleri yok edeyim. Yine C kare eksi A kare hesaplayayım. Şunlar giderse C kare eksi A karenin de X kare eksi 25 olduğunu görüyorum arkadaşlar. E, c kare eksi kare biz 7 bulmuştuk. Şurada c kare eksi a kare yerine 7 yazarsam 7 eşittir x kare eksi 25. 25'i buraya atarsam x kare eşittir 32. X'imiz de kök 32'den 4 kök 2 olarak hesaplanmış olacaktır arkadaşlar. Evet. Aşağıda verilen 14 birim ve x birim uzunluğundaki birer noktalarından bükül, no, çubuk diyor. Birer noktalarından e, büküldükten sonra iki tane böyle dik açılı şekil oluşuyor. Bunlar da birleştirilip... bir dörtgen oluşturuyormuş. Mesela şöyle yapılıyor yani arkadaşlar. Şöyle, şöyle. Tabi dikdörtgen değil yani tam karşılıklı eşit değil. Şurası 3 birim. Tamamı 14'te 3 ise buraya kaç kalmış olacak? 11. Şurası da 11 birim olacak. Bize şu uzunluğu bulmamız gerekiyor. Hemen şöyle yapalım dörtgen oluştuğu için. Şurayı birleştirelim. Ee, şuraya y dersem 7'nin karesi artı k kare eşittir y kare olur. O da eşittir. 11'in karesi artı 3'ün karesi olur. Bakın bu ikisi birbirine eşit. 7'nin karesi 49. 49 artı k kare eşittir. 121 artı 9'dan 130 gelir. Buradan k kare eşittir. 81'den k'mız kaç çıkmış olur arkadaşlar? 9 çıkmış olur. K'mız 9. 7 birimde buradan telimizin toplam uzunluğu 9 artı 7'den 16 gelmiş olur arkadaşlar. Son sorumuza geçelim. Yine şu üstteki üçgen katlanınca alttaki şekil elde edilmiş katlandığına göre DEC ile DE üstü C'nin eş kenar olması lazım. Buraya alfa dersem şurada alfa olmalı. Burada alfa olmuş. Yani bunlar 60 derece geliyor. Aynı mantıkla burası beta. Bura beta. Bura beta. Bunlar da 60 geliyor. 60, 60, 120. Buraya kaç derece kalıyor arkadaşlar? 60 kalıyor. Bize B açısını sormuş. 60, 75 daha. 135. Buraya da 45 yazmadım, ki 135 artı 45'ten 180 gelsin. Zaten bize de o açının ölçüsünü sormuş arkadaşlar. Endemik yayınlarının bir testinden sizler için çözmeye çalıştık. Umarım açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.